Yani fiziksel destekliğimiz tanısı hayatımızı zorlaştırıyor olabilir diyelim. Ama inanın biraz önce saygılarım ki... Tablet ödülü ve bir çocukluğu da akıllı saat veriliyor. Tebrik ederim. Fark etmiyoruz. Davet ediyoruz. Buyurun da. Esra, bana bak Esra. Alalım, hediye de alalım. Efendim buradan çekiyorum. Teşekkür ederim. Ve kezalik nezi men esraf ve len yu'min bi ayati rabbi ve le'azabul ahirati eşeddu ve ebra. Normal dediğimiz, biraz önceki bahsettiğimiz yoksulluklara sahip olmayan birçok insanın çağın en büyük hastalığı olan şükürsüzlük ve kanaatsizliğe sahip olduğunu ama engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin içinde bulunduğu hale asla isyan etmeden, kendisini yaratana isyan etmeden ve bulunduğu hal olmasına rağmen şükründen ve kanaatinden hiçbir şey kaybetmemiş, tam tersine manevi olarak olgunluk derecesi kat kat yükselmiş insanlar olduğuna şahit oldum. O yüzden hepinize ayrıca hürmetle saygılarımı sunuyorum. Gerçekten örnek bir hayat yaşıyorsunuz ve bizim gibi olan insanlara gerçekten örnek oluyorsunuz. Örnek almasını bilene. Bizler de belediyeler olarak, Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere, ilçe belediyelerimizle birlikte sizlerin hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız tüm yatırımlarda dikkate alıyoruz. Parklarda, spor tesislerinde, sosyal tesislerde engelli kardeşlerimizi unutmamaya gayret ediyoruz. Tabii Mustafa Başkan'ın çok güzel bir söz etti. Onun sözünü ben de şöyle özetlemek istiyorum. Bir ayeti kerimede bakan gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler kör olur. Kalbi kör olandan korkalım. Değilse hiçbirimiz engelli değiliz burada. Bizim özel kardeşlerimiz aslında bütün engelleri kaldırmış olan kardeşlerimiz. Onların yapamayacakları, başaramayacakları hiçbir şey yok. Burada bugün işte bu programda görüyoruz ki her alanda, sporda da, resimde de, müzikte de, sanatta da, öykü yarışmasında da, hafızlıkta da, her alanda kardeşlerimizin başaramayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki onlara fırsat verelim. Yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım. Yeter ki onların dünyalarını zenginleştirelim. Onların yapamayacakları hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz, Allah sizlerin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, kalbinize ve amellerinize bakar buyuruyor. Bizler de Peygamber Efendimizin rehberliği doğrultusunda tüm kardeşlerimizi derin bir sevgiyle kucaklıyoruz. Dezavantajlı kardeşlerimizin huzuru ve mutluluğu sağlama arzusu için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler mutlu oldukça bizler daha mutlu oluyoruz. Her bir dezavantajlı kardeşimizin sevinci bizim de sevincimiz oluyor. İşte bu doğrultuda tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de aynı sevgi ve hoşgörüyle şehrimize hiçbir ayrıma müsaade etmeden her bir kardeşimizin eşit şartlarda yaşayacağı engelsiz şehir Konya'mız için birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyoruz.